Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi'nin telefonu olan Mi 11 Pro'ya yakından bakıyoruz. Şimdi Ozan karşıma oturdu, bana bu telefonla ilgili sorular soracak. Öyle düz bir inceleme yapmak istemedik arkadaşlar. Biraz soru cevap olsun. Onun telefon hakkında çok büyük bir fikri yok. Tabii ki de var. Ancak merak ettiği konular varmış. Ben bu videoda aslında onları biraz cevaplamaya çalışacağım. Bırak şimdi bırak. Videoyu falan bırak. Tamam. Seni beni sevmediğini iddia eden takipçiler var. Evet. Çok sert sorularla geldim. Sert olacak bu video. Kim onlar biraz. Arkadaşlar? Gelin el ele tutuyorum sizi. Böyle bir şöyle bir seninle sevgi dokunuşu yapalım istersen. Onu yaptık da hiçbir ampul yanmadı Ozan. Nasıl olacak? Gönüllerde yandı galiba. Bu yalan arkadaşlar, öyle bir şey yok. Ozan benim iş arkadaşım, kendisini de gayet seviyorum. Aynı şekilde. Sıkıntı yok. Aynı şekilde. İşin şakası bir yana tabii gelelim. Ki. Elimizdeki cihaz şu anda Türkiye'de olmayan bir cihaz. Heyecanlandırdı mı seni? Çok büyük heyecanım yok. Nedenlerini zaten söyleyeceğim ama senin varsa merak ettiğin şeyler onları sor abi, ben oradan. Var ama ilk mesela hayal kırıklığı mı yarattı sende? Çünkü biliyorsun bizim gibi işte teknoloji editörleri için en önemli şey aslında böyle hiç kimsede olmayan cihazlara dokununca verdiği hissiyat. Bu da öyle bir cihaz gerçekten. Şu anda Türkiye'de yok. Bu arada cihazı bize Tekno Mehmet gönderdi. Ona da buradan teşekkür edelim ve devam edelim. Ne düşünüyorsun? Hayal kırıklığına ne uğrattı seni? Şimdi Ultra'yı biliyorsun abi. Evet. Ultra'da sen kurcalıyorsun onu bayağı bir süredir. Ultra heyecanlandıran bir telefon. Neden? Arka tarafında bir tane daha ekranı var. Evet. Bir farklılık en azından ufak da olsa sunuyor. Bu telefonda öyle bir şey var mı? Yok. Yok. Hani Mi 11'den en azından tip olarak böyle bir tık farklı bir şeyler beklerdim ama Mi 11 Pro sonuçta aynı telefonun Pro'su. Bunu beklemek yanlış olabilir. Benim fikrim o yönde. Böyle açıkçası çok fazla ilk başta heyecanlandırmadı telefon benim. Yani bu cihaz için şunu söylesek doğru olur mu? Araya sıkışmış. Diye de biliriz aslında. Mi 11'in Pro versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Hani birazcık daha özellikleri güzelleştirilmiş falan filan. Zaten birazdan her şeyine değineceğiz. Peki Mi 11 Ultra'da değineceğimiz bir konu var ama bu cihaza da ben değinmek istiyorum. Bana bayağı ağır bir akıllı telefon gibi geldi. Ben bayağı kısa tuttum elimde bu arada cihazı arkadaşlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi telefonun ağırlığı normal bir akıllı telefona göre, standarda göre ağır. Çünkü hem ekranı büyük telefonun hem de bataryası da içindeki fena değil. Yani aslında ağırlığı etkileyen birçok farklı şey var. Ağırlığı da 208 gram. Bu arada. Bunu hemen söylemiş olalım. Tek el kullanımda rahatsız edebilir. Biraz beni etti açıkçası. Genelde şöyle kamera tuttuğum için telefonu. Kamera çıkıntısı demişken ne düşünüyorsun? Bayağı bir büyük. Kamera çıkıntısı büyük ama piyasada çok daha büyük telefonlar var. Hatta sen de Ultra'yı kurcalayın. Ultra'nın arkasındaki kamera çıkıntısı her yerini kaplıyor. Ki bence öyle olması daha güzel. Çünkü tek tarafta çıkıntı olduğu zaman masaya koyduğunuzda maalesef gene şunu diyeceğim. Görüyoruz. Devam kamera edelim. Çıkıntısını bırakalım. Artık kamera çıkıntılarına yapacak bir şeyimiz maalesef kalmadı. Şimdi ön taraftan baktığımız zaman delikli bir tasarım var. Ön kamera delikli. Evet. Bunu zaten artık premium cihazların %99'unda hatta %100'ünde görüyoruz. iPhone'lar dışında. Ekran şöyle karşıdan baktığımız zaman ekran gövde oranı çok iyi gördüğün gibi. Dört taraftan kavisli bir ekran. Aynı zamanda bu ekran Corning Gorilla Glass Victus ile birlikte korunuyor. Yani 2 metrelik düşmelere karşı dayanabildiğini söylüyor ki buna çok fazla güvenip de telefonlarınızı sağa sola fırlatmayın arkadaşlar. Bu tamamen şans eseri ki daha önce çok fazla telefon elinden düştü. Bilirsin. Ya burada şunu ben net söylemek istiyorum. Çok dengesiz bir ağırlık merkezine sahip olduğu için özellikle bu modelde düştüğünde kırılma ihtimali %90'ın üzerinde. Onun dışında tasarımda 3.5 mm'lik bir kulaklık girişimiz yok. Hani ben bir kulaklığım var takayım kabloyla dinleyeyim vesaire diyorsan olmuyor. Type-C bir dönüştürücü takman lazım. Ancak şunu söyleyelim, ses konusunda gayet güzel. Dışarıya verdiği ses. Burada değineceğim. Önce ekranla alakalı bir sorun var. Onu bir iletmek istiyorum. Ekran ödül almış bu cihazın. Nereden ödül almış? Displaymate'den ödül almış. Displaymate zaten hani aranızda hiç duymayanlar olabilir. Bu dünya üzerindeki ekranı olan hemen hemen her şeyi inceliyor. Televizyonlar hakkında da yorumları var. Ekran anlamında, panel anlamında yorum bulabiliyorsunuz. Buse'den A+ not almış. A+ not almış. Ekranı güzel. Sence hak ediyor mu? Hak ediyor. A+'ı hak ediyor. Şöyle ki şimdi 6.81 inçlik AMOLED bir ekranla birlikte geliyor. Zaten çok büyük bir ekran. Hani tek elle kullanayım vesaire gibi durum yok. Telefonun büyüklüğünden dolayı. Öncelikle bunu bir söyleyelim. Bunun dışında 120 Hz'lik bir tazeleme hızını bizlere sunuyor ve bunu WQHD denilen çözünürlükte yapıyor arkadaşlar. Ve bu 120 Hz devamlı var. Sen normal telefonu kullanırken de 120 Hz'i kullanabiliyorsun. Bu takdir edilecek bir şey. Benim çok eleştirdiğim bir şey çünkü diğer markalarda. Şunu da söyleyeyim bu arada, hazır konusu gelmişken, bu Xiaomi telefonlarda MEMC, MEMC diye bir özellik var. Sen bunu aktif ettiğin zaman oynattığın videolar 120 Hz değildir. 120 FPS değildir. Araları kare atarak onların daha akıcı olmasını sağlıyor. Böyle bir özellik de. Yapay zeka ile yapıyor bunu. Yapay zeka ile birlikte böyle bir özelliği de eklemiş.
yapmışlar. Cihazın yakın çekimlerinde görmüş olabileceğinizi düşünüyorum. Üzerinde Harman Kardon yazan bir ibare var ki Harman Kardon ve Bose gibi markalar dünyanın böyle en iyi ses üreticilerinden. Hakkını veriyor mu gerçekten? Şimdi Harman Kardon kendini ses konusunda kanıtlamış bir firma. Evet. Burada da ses konusunda Xiaomi zaten Mi 11'de de görmüştük. Dışarıdan duyduğun ses oldukça güzel, tatmin edici. Kesinlikle. Evet. Resmen herhangi standart ve Windows dizüstü bilgisayarın bile çok ötesinde bir sesi var bu cihazın. Peki performans konusu bayağı enteresan. Çünkü bu akıllı telefonlarda Mi 11 Ultra'da da, Mi 11 Pro'da da, yani bu ailede aslında Snapdragon yani Qualcomm'un en üst model işlemcisi 5G desteği olan. 5G desteği olan 888 var o zaman. Evet. Ki zaten kendini kanıtlamış bir işlemci. Evet. Android tarafındaki en güçlü 5 nanometre mimariyle oluşturulmuş bir işlemci. Zaten şu an Android tarafında var mı daha üstü? Şu anda yok. Benim de bildiğim kadarıyla bu yok. Bu tarihte yok. Aynen, bu telefonda şöyle bir fark var. RAM ve depolama tarafında istersen 8 istersen de 12 GB RAM ne alabiliyorsun. İstersen 128 istersen de 256 olarak alabiliyorsun. Bizdeki 12 gırtlak. Gırtlak dolu full. 12'ye 256'lık evet. Versiyonu. 512'lik var mı? Yok. Ultra'da var mı? Ultra'da var. Ultra'da 512'ye kadar çıkartabiliyorsun. Bu cihazda maalesef ki çıkartamıyoruz arkadaşlar. Hani Bit Pazarı videosunda bir abim söylüyordu. PUBG'de işte sen adamı göremeden onlar seni vurur vesaire vesaire. O muhabbet işte bu telefon için geçerli evet. Arkadaşlar. Performans konusunda herhangi bir sıkıntı çıkarmayacağını söyleyebilirim. Ben performans sesleri hakkında bir soru sormak istiyorum. Hı-hı. Ve buradan aynı zamanda da Geekbench etkilerine seslenmek istiyorum. Geekbench. Evet. Yani böyle iş mi olur? 2 tane 3 tane akıllı telefon var elimizde. O kadar büyük farklılık var ki performans testlerinde. Ama özellikle şu cihazlarla birlikte bayağı benim için güvenilirliği bitti yani. Yani sonuçta baktığımız zaman sentetik bir test. Hani telefonun içindeki donanımdan ziyade yazılımın da belki de burada etkileri vardır. Net olarak bir şey söylemeyeyim, yanlış yönlendirmeyeyim. Ancak bize gelen telefonda şu an Çin ROM'u var. Global ROM yüklediğimizde belki o puanlarda fark olabilir. Ama tabii ki gün sonunda şunu diyebilir miyiz? Bu akıllı telefonu aldık. Performans üç anlamında sene, kafamız tamam. Rahat. 3 sene kapatabilirsin olayı. Tamam, güzel. Ben cevabımı aldım. Şimdi şöyle düşün, 3 sene öncesinin bir amiral gemisini söyle bana. S9. S9'da şu an PUBG'yi oynayabilir miyiz rahat rahat? Hala oynuyoruz evet. Tamam, aynısı bu telefon için de bence geçerli diyebiliriz o zaman. Geldik bu akıllı telefonun kameralarına. Ya, iddiaları var bazı. Taktığın nokta burası herhalde, bu evet, çıkıntı. Ama benim bu çıkıntı bir işe yarıyor mu? Çıkıntı işe yarıyor mu konusu tabii ki şimdi sana soracağım soru ama bana renkler falan bir garip geldi. Zaten insanlar da hoşuma gitmedi benim. Çok fazla telefonla ilgili bir inceleme bulamadım internette ama insanlar da genel olarak bu ultra geniş açılı kameralarda bozulmalardan şikayetçi. Şimdi oralara zaten geleceğiz. Mi 11 Pro'da abi Samsung ISOCELL GN2 adında 50 megapiksellik bir ana kameramız var. Samsung'un bu ISOCELL GN2 sensörünü kullanmışlar. Bu ana kameradaki sensörümüz de f2.0 ya yani f1.95 diyafram değerine sahip. Ana kamera iki tane daha kamera sensörü eşlik ediyor. Bunlardan bir tanesi 8 megapiksellik telefoto lens. Şimdi diyeceksin ki 8 megapiksel biraz düşük mü kalmış? Ya cihazın bazı yerlerinden hakikaten çalmış yani Xiaomi. Bir tık eksik gibi değil evet. mi? Şeyden bahsedeyim, bu senin sevmediğin geniş açılı, ultra geniş açılı kameradan 13 evet. megapiksellik ultra geniş açılı bir lensimiz var ve f2.4 diyafram değeri var. F2.4'ü görünce neyi anlıyoruz o zaman? Ultra geniş açılı kameramızın düşük ışıkta çok iyi yapamayacağı. İşte geldin beklediğin soru düşük ya. Düşük ışıkta çok iyi iş yapamayacağım. Tamam, cümleyi kuramadım. Telefonun düşük ışık performansı nasıl? Şimdi evet. şöyle, telefonda gece modumuz tabii ki de var. Gece modu oldukça iyi işler çıkartıyor. Ancak bu Samsung'un sensörünü kullanmışlar ya abi. Hani ortamda evet. biraz ışık olsa dahi gece moduna ihtiyaç duymadan çok güzel fotoğraflar çekebiliyor. Yani düşük ışıkta performans telefonu fena değil. Bunu söyleyebilirim. Ancak şöyle, siz eğer portre modunda fotoğraflar çekecekseniz ışık biraz gittiği zaman yani içeride bir çekim yapıyor olsanız dahi gündüz ışığında sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Yine dışarıda bir problem yok. Portre modu için. 3 kilometre öteden görsem Samsung'un sensörünün kullanıldığını anlardım. Söylüyor değil mi? Ben evet, buradayım yani, diyor. Bariz Samsung sensörü. Yani şöyle, bazı renkler aşırı abartılı. Keskinlik bana çok fazla geldi birçok fotoğrafta. Periskop lensten de bahsedeyim hemen. 50 kat bir yakınlaştırma var periskop lensimizde. Hibrit olarak 10 kat, optik olarak da 5 kat yakınlaştırabiliyor. Hani Samsung telefonlarda bu 50 kat yaklaştıktan sonra kilitliyor ya. Evet. Elin titremesini engelliyor. Aynı muhabbet bu telefon için de geçerli arkadaşlar. 50 kat zoom'da çektiğiniz fotoğraflar bir yerde kullanılır mı? Orası birazcık tartışılır ama sonuçta bu özellik var bu telefonda da. Şunu da söyleyelim, bu telefonda ne kadar kullanırsınız tartışılır. 8K video çekebiliyor arkadaşlar. Zaten işlemci de bunu destekliyor, 8K video çekebilmesini. 8K'da 24 kare çekebiliyor. 4K'ya düşerseniz 30 ve 60 FPS arasında gidip gelebiliyor. Bir eksik yanı kamerayla ilgili yine şunu söyleyebilirim. Premium cihazlarda, son seviye cihazlarda ön kamerada 4K videoyu insan birazcık arıyor şahsen. Evet. Yani 8K tamam, arka kamera için belki bir tık günümüzde abartılı olabilir ancak ön kamerada 4K bence artık olması gereken bir özellik diye düşünüyorum. Ozan sen ne diyorsun? Şimdi bu konuda eleştiriler gelebilir. Ne yapacaksın 4K'yı gibi. Şöyle özetleyeyim durumu. Android cihazlarda özellikle Instagram'da çok ciddi bir optimizasyon problemi
problemi yaşıyor bütün kullanıcılar. Hı-hı. Yani şu an biz de kullansak biz de yaşarız. Elindeki cihaz iyi video çekiyorsa, özellikle 4K 60 FPS video çekiyorsa, bunu paylaştığında story'inde ya da bir gönderi olarak attığında Instagram'da iPhone'a biraz daha yakın. Yükleme sırasındaki o bozulmayı daha da minimalize edebiliyor telefon. Hı-hı. Böyle bir cihazda da onun olması net lazımdı. Dedim yani arada sıkışmış, araya kaçmış bir akıllı telefon gerçekten olmuş. Peki geldik pil kısmına. Pile tamam. Birazcık değinelim istiyorum. Ve arkadaşlara tabii ki de. Yani bu 5000 mAh'lik pil lipo biliyorsun ve 65 watt'lık bir hızlı şarjdan burada söz ediliyor. Sen şimdi ne diyorsun bu konuda? Dediğin gibi 5000 mAh'lik bataryamız var, 65 watt. Bu şarj aleti kutudan normalde çıkıyormuş ancak telefon test ürünü olduğu için bize kutusuz bu şekilde güzelce sarmalanmış geldi. O yüzden hani sıfırdan 100'e kaç saniyede çıkar diye bir test maalesef ki burada sizlere yapamayacağız arkadaşlar. Ancak zaten resmi verileri de 36-39 dakika arasında %100 şarja ulaştığını söylüyor. Telefonda bence etkileyici olan özelliklerden bir tanesi yine 65 watt'lık kablosuz hızlı şarj desteği var. Bu da oldukça güzel bir özellik. Yani sen mesela ofise geldin, kahvaltını yapıyorsun vesaire, masana koy kablosuz şarjını, destekliyorsa yarım saat içinde şarjın neredeyse %100 oluyor. Ki ekstra güzel bir özellik de bence 10 watt'lık ters şarjı var. Yani bunun üzerine koyduğun işte saat, kulaklık vesaire ya da başka bir telefonu koy üzerine yine de fena olmayan bir şarjla şarj edebiliyorsun. Gelelim asıl soruya. Ben dürüstçe cevap vereceğim. Sen de dürüstçe cevap ver. Tamam. Bu akıllı telefonu alır mıydın? Fiyatı ne kadar? Şimdi şöyle, ülkemizde satılıp satılmayacağı belli değil Ozan'cığım. Öncelikle bir onu söyleyeyim ben sana. Evet. Ancak yurt dışı fiyatına baktığımız zaman $761. Bu da yaklaşık, yazmıştım buraya, 6500-6400 TL civarına denk geliyor. Tabii bunun üzerine vergileri eklediğin zaman tahminimce 11.000-12.000 liralara kadar çıkacaktır bu cihaz. Çıkar mı? Çıkar. Yani 11.000-12.000 lira bu telefona verir miydin? Birazcık tartışılır arkadaşlar. Yani alır mıydın, almaz mıydın? Muallak. Abi net konuş, alır mısın, muallak. Almaz mısın? Tamam ya? Ben almazdım. Öyle söyleyeyim. Şöyle ya, ben de almazdım. Anladım. Ben neden almazdım? Çünkü araya sıkışmış bir telefon olduğu için almazdım. Ya mesela üzerine biraz daha koyup senin incelemiş olduğun 11 Ultra'ya yönelebilirdim. 11 Ultra çünkü olabilir. En azından farklı bir şeyler sunuyor. Hani bir heyecanlandıracak bir şey var. O İkimiz zaman de almayacağımız bir akıllı telefonu incelemiş olduk bu videoda. O zaman arkadaşlar Mi 11 Pro'ya yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlar bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın. Ayrıca böyle konsept incelemeler yapmayı planlıyoruz artık. Hani böyle devam edelim mi etmeyelim, ne düşünüyorsunuz, mutlaka yorumlar bölümünden cevaplarınızı bizlere ulaştırın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Çanı da açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Ekranda duran bağlantılardan bambaşka içeriklerimize ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.